Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina ve şefiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Babu fadlil besmele. Besmelenin fazileti hakkında bölüm. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Es'ad-ı Erbili Hazretlerinin Kenzül İrfan isimli eserinde birinci konumuzdan başlıyoruz inşallah. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitabin. Bütün semavi kitapların anahtarı Besmele-i Şerife'dir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Besmele 114 yerde geçmektedir. Her surenin başında. Sadece Tevbe suresinde Besmele ile başlamamaktadır. Ama Neml suresinde hem surenin başında hem de ayrıca orta kısımlarında Estağfirullah innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye ifade buyurulmaktadır. Şeyh Ebul Kasım Semerkandi Hazretleri Besmele'yi şu şekilde tarif buyuruyor. Hiye işaretun ilel meveddeti bed'en. Besmele esas olarak Allah'a sevginin ve muhabbetin bir işaretidir buyuruyor. Ve yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Besmele hakkında şu şekilde ifade buyuruyor. Hiye miftahul Kur'an. Besmele Kur'an'ın anahtarıdır. Ve evvelu ma cera bihil kalemu fil levhil mahfuz. Ve levh-i mahfuzda kalemin ilk yazdığıdır. Ve evvelu ma nezele ala Adem aleyhisselam. Ve Adem aleyhisselama inen ilk ayettir. Ve hikmetu teahhuriha minel isti'azeti tegaddümü tehalliye. Besmele euzüden sonra gelir. Bunun hikmeti de önce euzü ile arınmaktır, boşalmaktır. Sonra da besmele ile bütün kalbi Allah dışında ona yönelerek nur ile doldurmaktır diye ifade buyuruyor. Yine Şeyh Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri besmele hakkında şu şekilde bir ifadesi var. İftetaha suveru bil besmele. Bütün sureler besmele ile başlamaktadır. لِأَنَّ السُّوَرَ Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'daki sureler buyutun ve menazile evler mesabesindedir. Saraylar, köşkler mesabesindedir ve konaklar mesabesindedir. فَبَابُ كُلِّ بَيْتٍ الْبَسْمَلَ Ve her evin, her konağın kapısı başlangıcındaki besmeledir. وَمَعْنَاهُ Bunun manası şudur. اَنَّ مَنْ دَخَلَ اَمَنَ Kim besmele ile Kur'an-ı Azimüşşan'a ve içindeki surelere başlarsa o emanet, güvenlik içerisinde olur. لِأَنَّهُ تَمَأَنَهُ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الْبَسْمَلَةِ الَّتِي هِيَ الْبَابِ Bu kapıdan giren rahmete nail olur diye ifade buyurmaktadır. Ve yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri besmele hakkında şu şekilde ifade buyuruyor. Fi bismillahi heybetuhu. Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim ifadesindeki bismillah Allah'ın azametini, büyüklüğünü ifade eder. Ve fir rahman Rahman lafzayı celali ise avnehu yardımını ifade eder. Ve fir rahim Rahim lafzı celali ise meveddetehu ve muhabbetehu Allah'ın sevgisini ve muhabbetini barındırmaktadır diye ifade buyuruyor. Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri besmele hakkında şu şekilde ifadelerde buyuruyor. Bismillahi livvekirine dahrun Besmele Allah'ı zikredenler için manevi bir depodur. Velil ekviye-i izzun kuvvetliler için izzettir, şereftir. Velil duafe-u hirzun zayıflar için bir korunmadır.
Velil muhibbinen nurun, Allah'a muhabbet edenlerin nurudur. Velil müştakine sürurun, Allah'a müştak olanların sürurudur. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ruhların rahatıdır. Bismillahinnecatü'l-eşbah, cesetlerin kurtuluşudur. Bismillahinnurussudur, sadırların, gönüllerin nurudur. Bismillahinnizamü'l-umur, bütün işlerin nizamıdır. Bismillahittacül-vâthiqin, Allah'a güvenenlerin tacıdır. Bismillahissiracül-vâsilin, Allah'a ulaşanların önlerinde kandildir. Ve yine devam ediyor. Men galeha bilisanih. Kim besmeleyi diliyle okuyacak olursa şehidet dünya. Dünyalık bütün isteklerine, arzularına nail olur, erişir. Ve men galeha bi kalbihi. Kim kalbiyle okursa besmeleyi şehidel ukbe. Ahiret sevabına nail olur. Ahirette mükafatlara erişir. Ve men galeha bi sirrihi. Kim besmeleyi sırrı ile okuyacak olursa şehidel mevla, mevlasına nail olur diye ifade buyuruyor. Ve yine devamında son cümle olarak şu şekilde ifade buyuruyor. Hâzihi kelimetün, besmele-i şerife öyle bir kelimedir ki tuzilul hemme, gammı giderir. Hâzihi kelimetün tekşiful gamme, kederi giderir. Hâzihi kelimetün tebtulus semme, bütün zehirleri bal eder. Hâzihi kelimetün nuruha ya'ummu, ve onun nuru her tarafı aydınlatır diye ifade buyruluyor. Şeyh Hakim Tirmizi Hazretlerine besmele hakkında soruyorlar. Besmelenin hakikati nedir efendim diye. O Allah dostu şu şekilde ifade buyuruyor. Fe innet dünya leha semmun. Dünya bir zehirdir, dünya muhabbeti. لِأَنَّهَا شَهَوَاتٌ مُلْهِيَّةٌ عَنِ اللّٰهِ, Allah'tan alıkoyan şehvetler içerir. فَبِسْمِ اللّٰهِ, besmele-i şerife ise يَأْخُذُ السَّمَّ, o zehri alır. حَتَّى لَا يَدُرُّ, artık o zehir insana zarar vermez. وَهُوَ تِرْيَاقُ الدُّنْيَا, işte o besmele-i şerife dünya muhabbetinin pan zehiridir diye ifade buyuruyor. حَقِيقَةُ بِسْمِ اللّٰهِ لِمَنْ وَسَلَ اِلَى الْاُلُوْهِيَّ, besmelenin hakikatine eren kişi Allah'a vasıl olur diye ifade buyuruyor. Cafer-i Sadık Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki bism ifadesini şu şekilde ifade ediyor. اَلْبَاءُ بَقَاءُهُ, başındaki be Allah'ın baki oluşudur, Allah'ın ebedi oluşudur. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor ya, ben buyuruyor, besmelenin B'sinin altındaki noktayım diye ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene medinetul ilm ve aliyyun babuha, femen erade en yedhulel medine felye'til bab. Ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali de kapısıdır. Kim ilmin şehrine varmak isterse kapısına varsın buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz, ilmin kapısı olan Hazreti Ali Efendimiz, ben besmelenin başındaki B harfinin altındaki bir noktayım diye ifade buyuruyor. Besmeledeki esrarı bize ifade ediyor. Yine Şeyh Ebubekir Verrak Hazretleri besmele ile ilgili şu şekilde bir ifadesi var. Bismillahirravdatun min riyadil cenneh. Bismillahirrahmanirrahim, cennet bahçelerinden bir bahçedir. لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا تَفْسِيرٌ عَلَى حِدَّةٍ فَالْبَاءُ عَلَى سِدَّةِ اَوْجُهٍ, her bir harfinin, her bir harekesinin kendi içinde kendine has ayrı manaları vardır buyuruyor. Ve her bir harfinin hangi manalara geldiğini burada sayfalarca ifade ediyor. Yine Necmeddin Kübra Hazretleri şu şekilde ifade buyuruyor besmele hakkında. Bismillah ifadesi İşaretün lezzet, Allah'ımızın zatına işarettir. Errahman yuşiru ile sıfatil celal, Allah'ımızın celal sıfatına işarettir. Errahim ile sıfatil cemal,
Rabbimizin cemal sıfatına işaret eder. Yani Bismillahirrahmanirrahim lafzayı celali yuşiru ile enne berekete ismillah ve huve ismu zatihi tebareke. Allah'ımızın zati, celali ve cemali sıfatların hepsine işaret eder buyuruyor. Ve devamında ve huvel ismul azam, besmele-i şerife, ismi azam duasıdır buyuruyor. Yani ismi azam dediğimiz zaman kim onunla dua ederse onun duası kabul olur diye ifade buyuruluyor. İkinci hadis-i şerifte besmele ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde ifade buyuruyor. Kullu emrin zi balin lem yubda fihi bi bismillahi fehuve aqta'u. Kullu emrin her iş zi balin meşru olan her iş lem yubda fihi eğer o işe başlanmazsa bi bismillahi besmele-i şerife ile başlanmazsa fehuve aqta'u. O işin sonu kesiktir diye ifade buyuruluyor. Bununla ilgili Sadi Şirazi Hazretleri öyle buyuruyor. Besmele adet kabilinden yapmış olduğumuz şeyleri ibadete çevirir buyuruyor. Ve yine bu hadis-i şerifte başlangıçta zibelin ifadesi çok önemli. Yani meşru olan her iş eğer besmele ile başlamazsa demek ki gayri meşru, şeriat-ı mütahharamıza aykırı, şer-i şerife uygun olmayan şeylere besmele ile başlanmadığına burada işaret vardır. Bununla ilgili fıkhi boyutunda Fıkhul Ekber isimli kitabında İmam-ı Azam Hazretlerinin şu ifadesi var. Bir kimse haram olduğu kesin olarak bilinen fiilleri işlerken Bismillah derse, Bismillahirrahmanirrahim derse o kişinin imanı tehlikeye girmiş olur. Mesela kumar oynarken, içki içerken, zina kabilinden çirkinlikleri yaparken eğer besmeleyi çekecek olursa haşa o kişi dinden çıkar. Eğer kasten çekerse dinden çıkar. Çünkü bu insan Allah'ın ismini hafife almış, onunla alay etmiş olur buyuruyor. Ancak bu kişi daha sonra pişman olur, tevbe eder, tekrar kelime-i şehadet getirirse yeniden imana kavuşmuş olur. Farkında olmadan bir alışkanlık olarak harama başlamadan önce besmeleyi söyleyen kimse imanını kaybetmese dahi yine de büyük bir vebalin içerisine girmiş olur diye ifade buyurulmaktadır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de hayvanları kurban keserken üzerine besmelenin çekilmesini ifade buyurmakta. Bizim Hanefi fıkhımıza göre hayvan kesilirken üzerine besmele çekilmesi farzdır. Yani kasti olarak eğer bir hayvan kesilirken üzerine besmele çekilmezse o hayvanın etinin yenilmeyeceğini ifade etmektedir. Yine besmele-i şerifeyi biz evimizden çıkarken, evimize girerken, yemek yerken, su içerken bütün meşru işlerimizde besmele-i şerife ile başlamamız sünnettir. Berekettir inşallah. Diyelim ki besmele-i şerifi yemeye başlarken çekmeyi unuttuk. Üç farklı hadis-i şerifte bununla ilgili rivayetler var. Kim yemeye başlamadan önce besmele çekmeyi unutursa buyuruyor, hatırladığı anda şu şekilde söylesin. Bismillahi evvelehu ve ahirahu. Bir başka rivayette Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Bir başka rivayette Bismillahi ala evvelihi ve ahirihi desin buyuruluyor. Yani besmeleyi unuttuğumuz zaman aklımıza geldiği anda da besmeleyi Bismillahirrahmanirrahim diye çekebileceğimizi ifade buyurmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka hadis-i şerifte, üçüncü hadis-i şerifte besmele ile ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İzâ vekâ'te fî vertatin. Verta demek böyle müşkil, çıkmaz, içinden çıkamayacak bir problemi, sıkıntıyı ifade eder. İçinden çıkamayacağınız bir probleme, bir sıkıntıya, bir belaya düçar olduğunuz zaman bunu der demez hemen aklımıza işin açıkçası hani içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte pandemi süreci geliyor. Fegul hemen deyin buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Yani Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim lafzını çokça tekrar edin, çokça söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çünkü buyuruyor fe innallaha teala, Allah Teala yasrifu biha ma yeşa'u min enva'il belaya. Belanın her bir çeşidini bu söylemiş olduğunuz dua hürmetine sizin üzerinizden def eder buyuruyor. O zaman inşallah bizler de başta kendi nefsimiz olmak üzere kendi ailemiz, efradımıza da duyuralım inşallah. Bolca Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye bu duayı çokça okuyalım. Rum Kayseri başından çok rahatsızlanıyor ve Hazreti Ömer Efendimiz'e halifeliği döneminde bir mektup gönderiyor ve rahatsızlığını Hazreti Ömer Efendimiz'e bildiriyor. Tabiplerin de buna bir çare bulamadığını ifade ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz o Rum Kayseri'ne bir takke hediye ediyor ve bunu takın diyor. Rum Kayseri bu takkeyi taktığı zaman başındaki ağrı diniyor, gidiyor. Sonrasında çıkardığında tekrar ağrı geri geliyor. Acaba bunun hikmeti nedir diye takkeyi eline alıyor, epey bir araştırıyor. Sonra bir bakıyor ki takkenin bir kenarına bir kağıt iliştirilmiş. Kağıdı açıyor, bakıyor, bunu sorduruyor, nedir burada diye. Bismillahirrahmanirrahim, Besmele-i Şerife yazılı. Yani burada o hastalığına, sıkıntısına o şekilde çare bulmuş oluyor. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde ifade buyuruyor. Men her kim erade isterse en yunciyehullahu teala, Allah Teala'nın kendisini kurtarmasını min tis'ate aşera zebaniyeten, 19 zebaniden kendisini kurtarmasını isterse fel yekra bismillahirrahmanirrahim, öyleyse mutlaka Bismillahirrahmanirrahim'i çokça okusun buyuruyor. Malumunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da da geçer, zebanilerden ifade buyurulur. Ve o cehennemde her bir cehenneme girecek için 19 azapla görevli zebani var. Kim Besmele'yi çokça okursa o 19 zebaninin azabına düçar olmaz diye ifade buyuruluyor. Ruhul Beyan isimli tefsirde bir hikaye naklediliyor. İsa aleyhisselam zamanında Peygamberimiz, İsa peygamberimiz bir kabristandan geçerken bir kabir ehlinin ahvaline şahit oluyor bir mucize olarak. Kabrinde azap çekiyor. Hani hadis-i şerifte de buyuruluyor ya, kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye ifade buyuruyor. Kabrinde ateşler içerisinde yandığını görüyor. Ve belli bir zaman sonra tekrar o kabristana yolu düşüyor. Yine aynı kabristana baktığı zaman kabrinin cennet bahçesine döndüğüne şahit oluyor o kişinin. Ve merak ediyor. Belli bir müddet önce geçtiğinde kabir bir cehennem çukuru iken belli bir zaman sonra cennet bahçesine dönüşmüş. Bunun sebebi nedir acaba diye çokça merak ediyor ve ya Rabbi hikmetinden sual olmaz ama bunun hikmeti nedir acaba çok merak ettim diyor. Rabbimiz buyuruyor ki ey İsa benim bu vefat eden kulum çok günahkar bir kuldu ve günahı nispetinde kabrinde eza, cefa görüyordu, azap görüyordu. Onun vefat ettikten sonra bir evladına gebeydi hanımı, onu doğurdu, çocuk büyüdü, sıbyan mektebine gitti ve orada hocası çocuğa Bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerif'i öğretti ve çocuk o ilk okuduğu Bismillahirrahmanirrahim sonunda o kulumun evladı bana besmele okur, beni yüceltir de ben nasıl o evladın babasına azap ederim? Benim rahmetim ona vacip olmuştur buyurdu. Buyurdum ve onun üzerindeki o azabı kaldırdım buyuruyor. Rabbimiz inşallah okumuş olduğunuz besmeleler hürmetine ecdadımızın, geçmişlerimizin inşallah kabirlerini pür nur eylesin. Üzerlerinde azaplarını kaldırsın inşallah.
Yine diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde ifade buyuruyor. مَا مِنْ اَحَدٍ Hiçbir kimse yoktur ki يَقْسِدُ دُخُولَ الْبَيْتِ Bir eve girmeye niyet etsin. Yani oradaki elbeyt, elif lam taksi yani kendi evine. Kendi evine hiçbir kimse girmeye niyet etmesin ki illa وَيَتْبَعُهُ şeytan. Şeytan ona hemen tabi olur. Yani onun arkasından hemen eve o şeytanı da girer buyuruyor. Ve devamında فَاِنْ دَخَلَ الْبَيْتَ Eğer eve girerken فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillahirrahmanirrahim der ise يَقُولُ الشَّيْطَانُ Şeytan orada şöyledir لَا مَدْخَلَ لِي فِي هَذَا الْبَيْتِ Bu eve bana giriş izni yoktur der ve o eve girmekten vazgeçer. Hacı Hasan Efendimiz Kattesallahu Sirrah şiirinde ne güzel söylüyor. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrüm boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Yani her işimizin başında besmeleyi çekmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ve yine Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi şu şekilde ifadesi var. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvelana, her işi asan eder Allah ona. Ve yine bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, Allah rahmet eylesin, Nuat şiirinde şu ifadesi var. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bizler de besmele ile Bismillah diyerek inşallah Rabbimiz iki cihanda tekrar yine aziz ümmet olmayı Rabbimiz ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz bir hadis-i şerifi rivayet ediyor İhya-ül-Ulûmiddin'de. Ebu Hureyre Efendimiz şu şekilde anlatıyor. Mümin bir kimse ile kafir bir kimsenin şeytanı bir araya geldi. Kafirin şeytanı gürbüz, oldukça dolgun ve giyinikti, bakımlıydı. Müminin şeytanı ise zayıf, pejmürde, tozlu, topraklı ve çırılçıplaktı. Kafirin şeytanı müminin şeytanına şöyle sordu. Sen neden böyle zayıfsın? Müminin şeytanı da şöyle cevap verdi. Ben öyle bir kişi ile beraberim ki yediği zaman besmele çekiyor. Ben aç kalıyorum. İçtiği zaman besmele çekiyor, susuz kalıyorum. Giydiği zaman besmele çekiyor, çıplak kalıyorum. Saçını sakalını tararken besmele çekiyor ve benim saçım sakalım dağınık kalıyor. Kafirin şeytanı bunları dinledikten sonra şöyle dedi. Fakat ben böyle bir kimseyle beraberim ki bunlardan hiçbirini yapmaz. Ben onun yemesine de ortağım, içmesine de ortağım, giymesine de ortağım diye ifade buyurur. Yine devamında Bismillah demeyen bir misafiri anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe efendilerimizden bir tanesi sofralarına davet ediyor. Tabi Peygamberimiz de diğer sahabelerinden bir kısmını çağırarak yemeğe icabet ediyorlar. Tabi yemek yedikçe aynen duruyor. Öyle bir bereket ki hiç yemek eksilmiyor. Sonrasında sofraya bir misafir geliyor. Ve belli bir süre sonra başlıyorlar ki bütün tabaklardaki yemeklerin hepsi tükenmiş belli bir süre sonra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bulunanlar durumu fark edip Peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah, yemeğin başında bereket vardı. Sonra birden bereket kayboldu. Acaba bunun sebebi, hikmeti nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde ifade buyurdu. Hepimiz yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. Fakat sonra bir misafir geldi ve o yemeğe oturdu, besmele çekmeden yemeğe başladı. İşte bunun için yemeğin bereketi kalmadı ve kısa bir süre sonra o yemeğin bereketinden dolayı kesildiği için yemek bitti buyuruyor. Besmele ile ilgili
Tezkiretül Evliya isimli eserde geçiyor. Aynı zamanda Kesnezani'de de o şeyi buldum. Bişr-i Hafi, Bişr-i Harith diye geçiyor bir zat var. Bu zat günahkar bir insan. Yolda giderken bir gün geceleyin yerde bir kağıt parçası görüyor ve o kağıt parçasını alıyor. Bakıyor üzerinde Besmele-i Şerife yazılı. Bunun üzerine o Besmele'yi güzelce siliyor. O kağıdı, Besmele yazılı kağıdı temizliyor ve gömleğinin cebine koyuyor. Tabii giderken yolda bir güzel kokucu dükkanına, böyle attara uğruyor. Cebinde 2 dirhemi var, başka da parası yok. O 2 dirhemle yetesi kadar oradan esans alıyor, koku alıyor. Ve eve gittiğinde güzelce o kağıdı esanslıyor, kokuluyor, temizliyor ve evinin baş köşesine asıyor. Ve uyuyor. Rüyasında Bişr-i Hafi Hazretleri öyle buyuruyor, bir ses işitiyor, bir nida işitiyor. Ve şu şekilde, ya Bişr, tayyebte ismi, febi izzeti ve celali, leatyebenne ismeke fit dünya vel ahirah. Ey Bişr, sen benim Besmele-i Şerife'mi yerde atılı gördün ve orada kalmasına reva görmedin, onu aldın, temizledin, güzel kokular sürdün ve evinin baş tacı ettin. Ben de izzetime ve şerefime yemin ederim ki seni dünyada ve ahirette üstün, şerefli kılacağım. Senin ismini, şanını yücelteceğim diye buyurdu. Ve uyanınca Bişr-i Hafi Hazretleri gönlüne bir pişmanlık, bir nedamet duygusu geldi ve Rabbimize yöneldi. Rivayetlere göre Bişr-i Hafi Hazretleri her nereye baksa orada Allah'ın zikrini duyardı. Her nereye baksa Allah'ın zikrini, eşyanın zikrettiğini görürdü. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Bişr-i Hafi'nin yanına giderdi. Ve ona hep derdi, Ahmet bin Hanbel Efendimiz mezhep imamlarımızdan, Hanbeli mezhebinin büyük üstadı. Bişr-i Hafi Hazretlerinin yanına gider ve şöyle derdi, ''Ehbirni anilleh, ey Bişr, bana Allah'tan haber ver.'' Bunun üzerine bir gün şakirtleri, talebeleri Ahmet bin Hanbel Hazretlerine eleştiri kabilinden, ''Ey imam, sen ki çok büyük bir alimsin, yalın ayak bir divanenin yanına neden gidersin?'' diye sordular. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel Hazretleri, ''Ben ilmi ondan iyi bilirim, fakat o da Allah'ı benden iyi bilir, ona bana Allah'ı anlatması için gidiyorum.'' der. Bilal Havvas Hazretleri yolda Hızır Aleyhisselam'a denk geliyor. Hızır Aleyhisselam'a İmam-ı Şafii hakkında soruyor, ne dersin hakkında diye. O kutuplardandır diye ifade buyuruyor. Ahmet bin Hanbel hakkında ne dersin? O sıddıklardandır buyuruyor. Peki Bişr-i Hafi hakkında ne dersin deyince Hızır Aleyhisselam onunla Allah arasına giremem buyuruyor. Besmele-i Şerife hürmetinden dolayı Rabbimiz ona bu güzellikleri ihsan buyuruyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görüyor. Rüyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Bişr, Allah seni neden üstün tuttu, neden sana bu kadar değer verdi bilir misin buyuruyor. Siz daha iyi bilirsiniz ya Resulallah, nedendir deyince, ey Bişr, çünkü sen benim sünnet-i seniyyeme tam uymaya çalışıyorsun. Sünnet-i seniyyeme uyuyorsun. Çünkü sen etrafındaki insanlara nasihat ediyorsun. Ve benim ehl-i beytimi, yani ehl-i beyt dediğimiz zaman ehl-i Muhammed'in küllü tegiyyin, takva sahibi, ilmiyle amil olan Allah dostlarını, Evliyaullah'ı seviyorsun. Onlara muhabbet ediyorsun. Onların sözlerini, nasihatlerini dinliyorsun. İşte ondan dolayı Allah seni üstün tuttu buyuruyor. Bişr-i Hafi Hazretleri bir gün bir yoksul görüyor. Tabii yoksula verecek üzerinde ikinci bir elbisesi evinde ve üzerinde yok. Eğer kendi elbisesini verse kendisi çıplak kalacak. Üzerindeki elbisesini çıkarıp o da soğukta titremeye başlıyor. Soruyorlar neden böyle yaparsın ey Bişr? Az önce bir yoksul gördüm, üzerinde bir elbisesi yoktu. Benim de ona verecek bir elbisem yoktu. Bari
üzerimdeki elbiseyi çıkarayım da onun hali ile halleneyim diye bu şekilde yapıyorum. Ona muvafakat ediyorum. Muvafakat da sünnettir buyurdu. Ve yine vefat ederken bir yoksul yanına geliyor ve yoksul vefat etmeden önce üzerindeki giysisini istiyor ve üzerindeki giysisini yoksula verdikten sonra, hibe ettikten sonra o içliğiyle, iç gömleğiyle orada ruhunu teslim ediyor. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin inşallah. Musahabe isimli eserde Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendimiz Musa Aleyhisselam'dan bir rivayetten bahseder. Yine tefsirden alıntı şeklinde. Musa Aleyhisselam artık dayanamaz. Bir gün Rabbimize, "Ya Rabbi, ben yıllardır Firavun'u hak dine davet ediyorum. Fakat onda en ufak bir ilerleme, en ufak bir iyilik görmedim." der. Bunun üzerine Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a, "Ey Musa, sen Firavun'un hep azgınlıklarını görüyorsun. Hep kötülüklerini görüyorsun. Ben ise onun sarayının kapısındaki besmeleyi görüyorum." buyuruyor. Meğerse Firavun ilahlık iddiasında bulunmadan önce bir saray yaptırıyor ve sarayının kapısına besmele yazdırıyor. Rabbimiz o yazmış olduğu, sarayının kapısına yazdırmış olduğu besmele hürmetine Firavun'a mühlet veriyor. Firavun'a müsaade ediyor. Olur ya, döner tevbe eder mi diye bekliyor. Mahmud Sami Efendimiz öyle buyuruyor. Eğer biz o Besmele-i Şerife'yi bir de eğer dilimize yazarsak, dünyamız abad olur. Kalbimize yazarsak, ahiretimiz kurtulur. Eğer sırrımıza yazacak olursak, bizim hem dünya hem ahiret saadetine erişiriz diye ifade buyuruyor. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.